Hiç şüphe yok ki mallarınız ve evlatlarınız birer fitnedir, birer imtihandır. Halbuki Allah katında büyük bir mesul, büyük bir ücret vardır. Buraya malı, serveti ne yapmaktadır? Zemmettir. Yine bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki nîmel mâlu sâlihu lirreculü sâlih. Güzel olan bir mal, güzel olan bir insan, iyi olan bir insanın elinde ne güzel şeydir diyerek malı metheder. Diğer taraftan mal, servet ve dünyalığın sevgisi insanın dininde açtığı zarar, aç bir kuyun, iki kurdun bir kuyun sürüsüne girdiği zaman orada açtığı zarardan daha az değil. Buyurarak mal serveti ne anlamlıdır? Servet. Yahya bin Muaz rahmetullahi Ali Hazretleri de mal ve servet, varlık akrep gibidir. Ondan korunmasını bilmiyorsan elini sürme, çünkü onun zehiri öldürür. Kendisine ondan korunmanın yolu nedir diye sorulduğu zaman da ondan korunmanın yolu onu meşru olan yollardan almak ve hak olan yerlerde kullanmak, doğru olan yere koymak suretiyle olur. Diye Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh hazretleri buyururlar ki insan öldüğü zaman malında, varlığında hasıl olan iki musibet vardır ki bunun benzerini, bu musibetlerin benzerini ne ilk gelenler ne de sonrakiler işitmemiştir ve görmemiştir. İki musibet hasıl olur mu? Olur. Malda iki öyle musibet hasıl olur ki kimse hiçbir kulağın benzerini işitmemiştir. Bunlardan birincisi, insan bir ömür durur, mal toplar. Fakat öldüğü anda hiçbir tanesini elinde koymadan hepsini elinden alır. Hiç kendine ait bir şey kalmaz. Hepsini elinden alır. Ya şunu da bana bırak diyor. Merhameten bir kefene dört aşık bezenir, sararlar, ondan ibaret götürdüğü nokta. O da ona merhametlerinden değildir. Kokuşur da bizim başımıza bela olur diye sarıp götürür adamı. Anlatabiliyor muyum? Parmağındaki yüzüğünü de bırakmazlar, onu da bir de bahane uydururlar, eğer ağzında altın dişi varsa onu bile sökerler ki mezarını açarlar da zarar eziyet ederler diye de bahane. Onun için bu ne büyük musibettir. O didindi, çabaladı, uğraştı, durdu. Malı ne yaptı? Topladı. Bakın elinden aldılar. Tamam. Hakikaten İkincisi bundan da büyük musibet. Elinden aldıkları bu malın hepsinin hesabını yalnız kendine sordu. Hem alıyorlar hem de hesap vermiyor. Sen biriktirirsin, biriktirirsin, varisler alır onun gümüş gümüş yerler, hesabı sen verirsin.
görüyor musun? Hiç onlardan sormazlar hesabını sana. Görülüyor ki mal bir taraftan methediliyor, bir taraftan zemmediliyor. Hem methedilen hem de zemmedilen bu haliyle sanki İslam'da bir çelişki oluyor gibi insanın aklına bazı şeyler geliyor. Nasıl olur da bir şey, aynı şey bir taraftan methedilir, bir taraftan zemmedilir? İşte bütün bunların sebebi malın bir takım faideleri vardır ve bir takım da afatları vardır. Mutlak surette. Bir şey ki faydası varsa faydası cihetiyle met olunur. Fakat zararı ve afatı varsa zararı ve afatı cihetiyle de zem olunur. Yerilir, ayıplanır, kötülenir. Değil mi? Bir örnekle tespit etmek istersek, hazik bir operatörün ameliyat masası başında bir hastayı ameliyat ederken elindeki bıçak methedilir. Ama bir şakinin masum bir kimsenin karnını deşerken kullandığı elindeki bıçak zemmedilir. Bıçak olma itibariyle ikisi de bıçaktır. Bıçak bir taraftan methedilmektedir, bir taraftan da zemmedilmektedir. Ne cihetiyle? Faydaları cihetiyle methedilmekte, zararları cihetiyle de zemmedilmektedir. İşte mal ve servette varlık da insanda faydaları cihetiyle methedilen fakat zararları cihetiyle de zemmedilen bir şeydir. İşte onun faydalarını ve afatlarını bilmelidir ki ne yapsın? Ondan korunabilsin ve onun menfaatlerini de elde edebilsin. Eğer zararlarının neler olduğunu bilemezse, faydalarını bilemezse ne korunabilir ne de ondan istifade eder. Dinin, malın ve servetin insana getirdiği faydalar vardır. Bu faydalar evvela iki kısma ayrılır. Birincisi dini faydaları vardır. İkincisi de dünyevi faydaları vardır. Değil mi? Dini faydaları var mı? Var. Mutlak surette İslamiyet de mal ve servetin dini bir takım faydaları mevcuttur. Dini faydaları esas itibariyle üç kısma ayrılır. Birincisi kendisi için dini esasatı muhafaza etme bağında yapılacağı, yapabileceği kendisi için harcamaları onunla temin eder. Bir kimse bir takım ibadetleri parası yoksa, malı yoksa yapamaz. Mesela bazı ibadetleri yapabilmek için bazı sarfları yapmak zorundadır. Hac edecektir. Hac etmek için paraya ihtiyaç vardır. Parası yoksa onu nasıl yapsın? Öyle değil mi? Mutlak sürekli. Zekat verecektir. İslam'ın rükünlerinden birisidir. Bu ibadeti ifa edebilmek için parası yoksa nasıl zekat versin? Nasıl bu ibadeti işlesin? Elbette ki işleyen. Ayrıca kendisini ibadete hazırlayacak olan harcamalar da onun için dini faidelerdendir. Mesela ne gibi? Yiyeceği, meskeni, evlenmesi ve benzeri noktaları gibi.
Bunlar da onu ibadete hazırlayacak olan şeyler. Eğer sırtında hiçbir elbisesi yoksa o ibadete hazır değildir. Cuma namazına gidebilir. Gidemez. Eğer hastalandı, sağlığını koruyacak, tedavi edecek bir hali yoksa hastalıklarında kendisini ibadete hazırlayabilir. Bunların hepsi nedir? Dini faydalardandır. Görülüyor ki. Ve hasılı malda insanın kendisi için harcamalar suretiyle faydalanacağı pek büyük faydalar. Faydalı şeyler. Efendim, mal ve servetin dini faydalarının ikincisi, birincisi neydi? Kendisi için harcadığı ve bir takım ibadetleri onsuz yapamayacaktı. İkincisi ise başkaları için sarf etmek, başkalarına vermek suretiyle, harcamak suretiyle mal ve servetten faydalar elde eder insan. Dini faydalar elde eder. Başkalarına vermek suretiyle elde ettiği faydalar dört kısımdır. Hocam gene kısımlara başladık diyorsunuz da. Tasdifli, iyi öğrenilir de onun için. Bu araştırmayı kolay kolay bulamazsınız. Dikkat ediniz. Başka yerde bulamazsınız. Dört kısımdır. Birincisi sadakalardır. Sadakalar başkalarına verilmek suretiyle yapılan sadakalardır. Farz olur, vacip olur ve nafile olur. Farz olan sadakalar vardır. Ne gibi? Zekat gibi. Bir başkasına vermek suretiyle Allah sana ne verir? Bu farzı eda ederek büyük sevaplar ihsan eder. Vacip olan sadakalar ne gibi? Fıtra gibi, adaklar gibi, kurban gibi şeyler başkaları için harcanmak suretiyle yapılır ama fakat Cenab-ı Hakk'ın ihsan edeceği sevabı da büyük olur. Parası yoksa neyle fıtrasını versin? Nafile olarak yapılacak sadakalar ise bunların hepsi de bunun haricinde yani vacip olan sadakaların dışında yapılacak olan her türlü sadakalardır. Ancak dikkat edeceğiniz mühim bir nokta vardır. Her harcama, başkası için yapılan harcamanın adı sadaka değildir. Bir harcamanın sadaka olabilmesi için o harcamanın bir ihtiyacı gidermek için yapılmış olması şart. Bir kimsenin ihtiyacını gidermek için yapılan sarflara sadaka denir. Eğer bir insanın ihtiyacı giderilmiyorsa ona sadaka denir. O da ayrı bir şey. Efendiler, malın diğer bir bölümdeki başkasına yapılacak harcamalar suretiyle yapılan faydaları da mürüvvet bu ibadetlerin dışında neyle elde edilir? Malla elde edilir. Anlaşılıyor değil mi? Bir kimse daima insanlar
birbiriyle temas halindedir. Yalnız ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gidermeye tahsis ederse harcamasını, o kimse sahiler derecesine ulaşamaz. Cimrilik sınırından çıkmış olmalı. Bakillikten çıkamaz. Ya dostlarına, ahbaplarına, yakınlarına, arkadaşlarına ikramlarda bulunmak, hediyelerde bulunmak da dini faydalar getirir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurur. Daha dev taha bu. Hediyeleşiniz ta ki sevginiz artsın. Birbirinize hediyeler veriniz ta ki sevginiz artar. Onun için sadakaların her ne kadar hediye, dostlara yapılacak ikramlar ve benzeri noktalar sadaka değilse de, fakat Allah o kimselere sadaka sevabını ne yapar? İhsan eder. İşte bir kimse ihtiyacı olmayan, zengin de olsa bir takım dostlarına, arkadaşlarına ikram edemiyor, hediyeleşemedikçe mürüvvet kazanmış olmaz. Bu da gerekli bir durumdur. Başkalarına yapılan harcamalar suretiyle elde edilen dini faydalardan bir tanesi de, kişi varlık sayesinde ancak şerli insanların şerrinden, heccavların hicvinden, hasetçi kişilerin hasedinden ancak onlara bir takım ikramlar, hediyeler ve benzeri harcamalarda bulunmak suretiyle kurtulur. Namusunu, iffetini, şerefini bunlardan ne yapar? Korur. Bu hallerle. Mesela bir örnek vereyim sana. Bundan 9 sene evveldir, Allah rahmet eylesin, babam vefat etti. Benim babam bir ilim adamıydı. Oldukça varlığı da vardı, şey de değildi. Memlekette, etrafta iyi tanınan birisiydi. Vefatından bir hafta sonra, Yusuf'la beraber, oğlumla beraber gidiyoruz. Sokakta el arabası süren, hamallık eden Ali isminde birisi var. Tanırım ben. Annesi isim koyarken Ali Efendi diye koymuş. Onun için Ali Efendi derlerdi. Ali Efendi, hoca efendi bir şey söyleyeceğim sana dedi. Buyur Ali Efendi dedi. Allah rahmet eylesin, baban öldü gitti. Bana dedi 100 lira dedi, borcu var. Şimdi babamın Ali Efendi'ye 100 lira borç etmesine, hayrola öyle mi Ali Efendi dedi. Evet dedi, hamallık parası var. Evvela o zaman da 100 liralık hamallık olmaz. Yani tutar nokta mevcut değil. Hemen çıkardım Ali Efendi'ye 100 lira verdim. Arkasından bir 50 de ilave ettim. Uzun zaman geçti Ali Efendi. Hakkını helal et. Al arkadaşım. 50 lira daha verdim. Yusuf itiraz etti. Baba dedi, bu adama ne veriyorsun? Dedenin bunu yapması imkanı yok. Doğru oğlum dedi. Yalnız bu adama böyle bir borç yoktur. Nereden çıkartıyorsun borcu diyecek olsa, her köşenin başında bizi konuşacak bu adam. Ben 100 lirayla onu konuşturayım mı dedim. Senin hasediyle, şerefinle borcunu ödemedi, bilmem ne yapmadı diyerek nesiyle konuşmaya başlayacak. Yok.
Onun için 100 değil, adam akılsızlık etti, 100 lira dedi. O zaman ya 10 bin lira diyebilirdin. Şimdi benim takatim olmayan şeyi de söyleyebilirdi, işte tehlike orada. 100 liram olmasaydı neyle kurtarırdım ben onu? Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde buyururlar ki kişinin ırzını ve şerefini korumak için şerli insanların şerrinden iffetini, namusunu, şerefini korumak için harcadığı para onun için sadakadır. Sadaka sevabı verilir. Sadaka değil ama Allah ona bu derecede sevap verir diyor. Demek ki böylece de dini faydaları mevcutmuş. Şerli insanların şerrinden korumak için. Dikkat buyurunuz. İşte ayırt edilecek bir noktada bir ölçü vereyim size. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Er-Raşi vel-Mürteşi kilâhu mafinna. Rüşveti veren de alan da ikisi de ateştedir. Bir yerde işin var. Bir türlü zalim insanların elinde işin çıkmıyor. Haklısın, haksız da değilsin. İşte onu çıkarmak için verdiğin şey, eğer çıkarmak zorunluluğu için verilecekse kendi içine soracaksın ama. İşi bir gün evvele almak için değil. Yanlışı doğru gibi gösterdirmek için değil. Zalimin elinden hakkını alabilmek için verdiğin noktanın adına rüşvet denmez. Onu diyor Cenab-ı Hak sadaka olarak yazıyor. Ama bunu yaparken eğer bir dakika evvele, bir şey evvele, bir saat evvele meselemi alayım düşüncesine sahip olursanız onun adı düşünün. Onu kim bilir? Onu senin şuran. Onu kendine soracaksın. Anlaşıldı değil mi? Görülüyor ki şerli insanların elinden koruyabilmek için de insan ne yapar? Malını sarf eder, harcar. O da dini faidelerinden bir tanesidir. Efendim dini faidelerden bir tanesi de dördüncüsü de şudur. Başkasına harcamak. İkinci kısmı. Şöyledir ki insan her işini kendisi yapamaz. Ekmeğini pişirecek fırıncıya, elbisesini dikecek terziye, ayağında ayakkabısını yapacak ayakkabıcı, tarlasını sürecek çiftçiye ve hasılı işi, bağını, bostanını çapalayacak, yapacak, yetiştirecek insana ihtiyacı. Öyle değil mi? İşte kişi hem işinde çalıştırır hem de o kimselere ücretini zamanında ödeme imkanını parası varsa bulur. Ya yoksa nasıl ödesin? Sen fabrikada 150-200 tane işçi çalıştırıyorsun. Ay başı geldiği zaman onun maaşlarını ödeme bakalım. Ertesi günü ne yapıyorlar? Hem işi görülecektir, hem de kendisi bu harcamaları Allah için, Allah'ın emrettiği esaslar içerisinde yapmak suretiyle sevaba nail olacak. Öyle değil mi? Görülüyor ki çok büyük nesi vardır? Dini faydaları vardır. Dini faydalarının üçüncüsü de herhangi bir şahıs için değil de
amme hizmetinde harcamak üzere yapılan harcamalardır ki bunlara sadakayı cariye derler. Faydalarından üç, dini faydalardan üçüncüsü. Ne gibi? Camiler, köprüler, yollar, okullar, medreseler, hasılı, ammenin hizmet edeceği hastahaneler, bütün insanların faydalanabileceği yerlerin infası, inşası için, yapılması için, onlar için yapılacak harcamalara da sadaka-i cariye derler ki, kendisi gitmiş olsa bile ondan istifade edenlerin duaları ve o duaların mukabilinde Cenab-ı Hakk'ın halk edeceği, ihsan edeceği sevap, ecir pek büyük olacaktır. Görülüyor ki epeyce dini faydaları vardır. Varmış değil mi? Dünyevi faydalar da var. Var mı? Var. Dilenciliğin hakaretinden, fakirliğin zilletinden mal ile kurtulur. Ben size bir nokta söyleyeyim. Çok mühim bu. 1960 seneleri falan. Yani şu anarşinin hop kapıldığı, oturduğu ihtilal süresi. İlk 60'lı seneler. Ankara değil. Ankara Kızılay'da bir mağaza var. Büyükçe bir mağaza. Özkanlar diye. Kızılay'ın da hemen yanında bir mağaza var. O mağazanın sahiplerinden bir arkadaşımız vardı, Oğuz diye. Bana dedi ki, öyle kimse, bir gün Oğuz. Hoca dedi, siz suçlusunuz. Tamam mı? Siz suçlusunuz dedi. Hayrola dedim. Suçlusunuz dedi. Hayrola dedim. Şu Türkiye'nin içerisinde dedi, ne kadar dedi, ilim adamı varsa hepsini bir noktada toplayacak güç ve kuvvet, azim, kabiliyet yalnız sende var. Fakat dedi, sen ticaretle meşgul oluyorsun, işle meşgul oluyorsun, kazanmakla meşgul oluyorsun, bunlarla meşgul olmuyorsun dedi. Dikkat edin. Oğuz dedim, lütfen dikkatle konuş dedim. Ne demek istiyorsun dedim. Sen hocasın, hocalar benim gibi tüccarın oturduğu yerde oturamazlar. Benim gibi giyemezler. Benim gibi yiyemezler, benim gibi harcayamazlar. Halbuki sen kazanıyorsun, ben nerede oturuyorsam sen de orada oturuyorsun. Benim evimde ne mefruşat varsa sende de var. Ben nasıl giyiyorsam öyle giyiyorsun. Buna dayanamayız demek istiyorsun değil mi dedim. Şu kapıdan girerken siz hocanızı göğsünü iliklemiş, önünüzde bükülen, nasılsınız Oğuz Bey diye el oluşturarak karşınıza gelen adam olarak görmek istiyorum. Dikkat edin meseledeki inceliği. Siz de oturduğunuz yerden ayağınızı da ayağınızın üzerinden kaldırma ihtiyacını görmeden "Oo buyur hoca efendi, ne var ne çok, nasılsınız? Çoluk çocuk nasıl?" diye sorasınız. Ondan sonra da "İyiler efendim, himmetinizde. Saatleri yerinde." diyesiniz. Ondan sonra da veznedar Mehmet efendiye buradan seslenesiniz. "Mehmet efendi, hoca efendiye 100 lira ver de benim hesabıma yaz." diyesiniz. Hocanızı bu hakaretle görmek, bu noktada görmek istersiniz değil mi dedim. İlmin ihsan ettiği şerefi senin zilletin idade, senin ayaklarının altına alarak zelil edemem. Benim yeryüzünde dikili bir tek ağacım yok. Bir tek ağacım yok,
ona zarar gelsin. Bütün bu halatın içerisinde evet ben atımın iyi binicisiyim. Bindim mi meydanlarda o atımı iyi sürerim, iyi süvarisiyim dedim. Bütün bunların içerisinde senin şu dükkandaki malını korumak, evinde iffetini korumak, vicdanında dinini korumak bana düşer de sana hiçbir şey düşmez mi? Sadece şu meydanda şu tül tezgahı korup da milletin kanını kemirmek mi düşer sana da dedim. Ben atımın iyi binicisiyim. Koskocaman kasalarınızla önüme engeller gererek meydanıma çıkmayın. Çekilin benim meydanımdan dedim. Ben sürmesini bilirim. Yok, vallahi ben bir şey demedim. Şimdi başladı bu. Sana tövbe estağfurullah. Maksadım, ya açık konuş dedim. Bana bu sözü söyleten ne? Oğuz'dan yüz kuruş beklemeyişim. Bilmem, ona da biliyorum. Bir yüz kuruş beklemeyişim. Ondan bir şey görmek istemeyişim. O bana bir kibrit çöpü verirse benim de ona bir kalem ikram edecek kadar varlığa sahip olabilirim. Dikkat edin meseledeki inceden. Görülüyor ki dilenciliğin zilletinden, fakirliğin hakaretinden dünyada neyle, varlıkla, mal ile korkuyor. Varlığı olan insanın vakarı, kalbinde bir vakar ve emniyet duygusu, itimat duygusu hazır. Varlığı olan insanların dostları artar. Yani dünyevi faydalarını sayacak olursak, birçok faydaları ne yapar? Çok şey olur. Ama hocam öyle övdünüz ki malı, büyük bir iştiyakla onun arkasına koşmak istiyoruz. Bütün bunlara rağmen malda afatlar da vardır. Yani felaketler de var. Zararlar da var. Aynen faydaları gibi malın afetleri de nedir? İki kısma ayrılır. Dini afetlerdir, dünyevi afetlerdir. Dini afetler de faydaları gibi üç kısma ayrılır. Birincisi, mal ve servet, varlık varsa insanı isyana hazırlar. Nasıl olur? Birçok isyanlar vardır ki insan gücü yetmediği için o isyanı işleyemez. İçki alacak parası olmadığı için içki içemez. Anlıyorsunuz değil mi mesela bir incelikleri? Gücü yetmediği için bir takım isyanları ne yapamaz? Yapamaz. Ama varlığı varsa insana ne yapar? Bu o isyana doğru sevk eder. İnsanın arzusu bitmez. Her arzusunun da mutlaka tahakkuk etmesini ister insanın. İnsanın arzularının tahakkukuna olan iştiyakı onu elde etmeye yetecek bir varlığı, bir güce de sahip olduğu vakit eğer bu iştiyak iradesini geçer de iradesine hükmedecek olursa kişi helak olur. Olur mu olmaz mı muhterem? Öyle diyeyim. Nice halatın şekilleri böyledir. Bu haller çok görülmektedir. Demek ki mal ve servet isyanın sebeplerini, sahiplerinin muharrikidir. İsyana sevk eden bir takım isyanı öncülerinin
nedir? Muharriki olurlar. Ne kadar kötü bir afet değil mi? Bulunmazsa yapamaz. Ama varlık halinde isyana sabır, yokluk halindeki sabırdan daha çetindir. Onun için de sevabı daha büyüktür. Benim mesela ihtiyar olmuş, artık belim küçülmüş falan etmiş. Aman efendim, bilmem benim kadınla kızla işimle değişim ile sizin her türlü güç ve kuvvete sahip olan sizin deyişiniz arasında, bunu söyleyiş arasında, ona sabrediş arasında fark var. Anlıyorsunuz değil mi? Elbette ki ona gücü yeten insanın isyana sabredişi çok büyük. Bir nokta söylesem olur mu? Latife gerekir şeyin içinde. Sizin gibi talebeydim. O bir zaman, sene zannediyorum 48-49. Sizin hiçbiriniz bu senede doğmuş değil. Öyle zannediyorum, değil mi? Teknik üniversitedeyim o zaman. Bir imtihan zamanı gideyim dedim. Yıldız Parkı'nda ders çalışacağım. Sabahleyin gittim. O park baharda. O kadar güzeldir ki. Orada ders çalışırdık. Ders çalıştım. Güzel, sakin. Bülbüller şakır. Kuşlar ötüşür. Orada bir dere akar böyle. Şey halinde. O çalıların iki tarafı çalılıklar falan. Saat 11'i doğru, yani öğleye yarım saat, bir saat kalaraktan bir de baktım ki çiftler gelmeye başladı. Geldi, gelen her çift bir çalının dibine kırıldı, gelen çift bir çalının dibine kırıldı, bir çalının dibine kırıldı. Muvaffak olan bir talebeydim. Talebelik hayatımda. Şöyle baktım onlara. Dedim ki ya Rabbi, şöyle bir tanesini yanıma takıp da ben de gelip şu çalıların arasına oturabilirim. Ama senin korkuna gel. Naz ettim o zaman Cenab-ı Hakk'a. Yarın yevmi kıyamette cennette yalnız şu hakkım için 40 tane hur isterim ya Rabbi. Haksız mıyım ya? Ama benim bu yaştan sonra bunu talep etmemin manası yok. O zaman değişimin manası var. Bilmem anlatabiliyorum. İşte gücü yettiği halde, çünkü varlık bir şeye sahip olabilmek isyanın sahiplerini tahrik eder. Ne büyük afattır bu. Mal ve servetin dini afatlarından bir tanesi de insan varlığa sahip oldukça, birkaç dakika vaktinizi geçireyim olmaz mı? Benim gideceğim şey var ama zarar yok. Bitirelim şu meseleyi ki şey yapmadan gitmiş olmayalım. Şeylerden bir tanesi, insan varlığa sahip oldukça mübah olan şeyleri harcamaya başlar. Mübah olan şeyleri işlemeye başlar. Neler? Her şey. Bir elbise varken ikincisini alır. Evinde hasır varken kilim alır. Kilim varsa halı alır. Bilmem ve ihtiyaçlarını mübah olan yollarla alabildiğine harcamalarını genişletir. Ama arzuların, mübah olan arzuların sonu gelmez. Ve nihayet
mal ve varlık olduğu müddetçe bu harcamaları yapmakta zerre kadar tereddüt etmez. Öyle bir hale gelir ki nihayet bu harcamalar kendisinde itiyat, alışkanlık haline gelir. Artık onlardan ayrılmak, onları elde edememek ağır gelir kendisine. Dikkat ediyorsunuz. Nitekim büyükler öyle söylemiştir. Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın diye. Gördüğünden geri kalmak insan için ağırdır. Ama her zaman zaman insanın yüzüne gülmez. Bazen kazançlar bu harcamalara yetmeyebilir. O zaman ne olacak? Bu ihtiyatlar zorlar kendisini. Bizim para yetmiyor. Kazanç kesildi. Fakat harcama büyük. Hani yamalık küçük. Delik büyük. Bir türlü sığdırılamıyor içerisine. Anlatabiliyor muyum? O halden de ayrılamam. İşte tekrar onu temin edebilmek için, o mübah harcamaları yapabilmek için insan haram olan yerlerden dahi olsa kazançlar elde etmeye başlar. Kazançlarında yalana, tabasbusa, hileye, sahtekarlığa gitmeye başlar. Görüyor musun? Geçenlerde bir ayakkabı istedim. Evden bir ayakkabı aldım. Gördüm ayakkabılarımın şeysinde. Üstü biraz delinmiş ayakkabının şeysi. Yaptırayım onu dedim. Ayakkabıcıya vardım. Hocam dedi, bu ayakkabı güzel dedi, çok güzel ama dedi. Bunun... Dikkat edin. Ayakkabımızı yamamaya alışmalıyız. Biz israfa devam ettiğimiz müddetçe onu temin edemediğimiz anda isyan bizim için hazır. Anlaşılıyor değil mi? İsyan, Allah korusun, bizim için hazır. Hırsızlıklar ve benzeri noktalar, benzeri halatın tümü alışkanlıkları temin edememekten doğar. İçin dikkat etmek zarureti vardır, mecburiyeti vardır. Efendim, mal ve servetin çok mühim bir şeysi de, afatı da, dini afatı da, Allah korusun, onu elde edeceğiz diye Allah'ın ibadetinden, zikrinden geri kalabilir. Olur mu? Var ya. Cenab-ı Vacib Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Hakim'inde öyle buyurur. Yazmıyorlar. Ya eyyühellezine amenu la tulhikum emvalukum ve la evladukum an zikrillah. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alakoymasın. Men etmesin. Nice tüccar tanırım ben. Birader. Ezan okunuyor. Cuma'yı kaçırdı. Bir müşteri geldi. O saati buldu sanki. Müşteriye mal satacağım diye Cuma'yı kaçıranlar az mı? Nice iş yapacağım diyerek ibadetini kerahat vakitlerine tehir edenler az mı? Ve benzeri halatlar az mı? Görülüyor ki dünyalık dediğimiz şey insanı Allah'a olan itaatinden, taatından, Allah'ın zikrinden ne yapabilir? Geri koyabilir, engelleyebilir. Allah muhafaza buyursun. Aman ya Rabbi.
Şimdi de öyle bir afat söyledin ki... Neler? Neler? Dünyevi afatları da istemediğin kadar çoktur. Niye? Ortaklara hesap verme kaygısı. Kapıdan gök, pencereden at, gözün dışarıda olup lan maliyeci gelecek mi, gelmeyecek mi diye onun kontrollerinin korkusu. Aslında malın kaybolacağı korkusu insanın içinden hiç ne yapılmaz? Eksilmez. Anlatabiliyor muyum? Hiç eksilmez. Hep onların kaygısı. Sen acaba şu depoyu iyi kapattın mı oğlum? Dikkat ettin mi? Gece yarısı kalkıp da uykunu bölüp dükkanı şöyle dolaşıp da bir sıkıntı var mı diye gezenler az mı zannediyorsun? Görülüyor ki mal insanı dünya hayatında da darlığa doğru sevk ediyor. Ediyor mu? Huzuru yok ediyor. Evin içerisinde kristaller var. Bebe koşuyor. Sen de onunla koşmak zorunda. Meydan açık olursa hiç ne koşacağı ne koşacağı. Koşsun koşsun diyorsun. Bir şey yok. Komşunun misafirle çocuğuyla beraber geldiyse zarar verecek diye masanın üstündeki süslerinizin, camlarınızın, cıncıklarınızın çocuğun erişemeyeceği şeylere kaldırıldıkları az mı? Bunlar hep maldan doğan nedir? Sıkıntılardır. Görüyoruz. Dünyevi sıkıntılar. Bir söyledin, malı kazanmak için bütün varlığınızla koşmak istedik. Hoca sen de bir söyledin, neredeyse elimizdekini de aman bu sıkıntılara girmenin ne lüzumu var diye gidermek istedik diyeceksin. Yok. İşte mal ve servet mutlak surette hem muhafaza edilmeli, hem sahip olunmalı, hem de ne yapılmalıdır efendiler? O mal ve servetten korunmasını bilmelidir. Onun yolu nedir? Kalbe soktur. Size bir örnek versem çok münasip olur galiba. Kendime ait değil tabi de. Hazreti Mevlana, rahmetullahi aleyh hazretleri öyle der. Der ki, varlığın, mal ve servetin insana nispeti denizin gemiye nispeti gibi. Deniz varlığını, hayatiyetini, harekatını ancak gemi harekatını, varlığını, her şeyisini ancak denizde görür. Değil mi? Karaya çıkınca gemi işe yarar, kıpırdayabilir mi? Hiçbir işe yaramaz. Ya bütün onun faaliyet sahası denizdedir. Ama bir şartla deniz onun dışında kalmak şartıyla. Ya gemi delinir de deniz geminin içine dalar dolarsa ne olur? Gemi batar, helak olur. Anlaşıldı değil mi? İşte mal ve servet de insana nispeti böyledir. İnsan bütün faaliyetini, harekatını, gücünü, işini, her şeysini ancak dünyanın varlıkları ile yürütür. Kanun-u ilahi böyledir. Ama bir şartla o insanın kalbine girmemek, dışarıda kalmak şartıyla. Eğer kalbine girerse helak. Bütün benliğini mal kaplarsa, onun hırsından başka bir şey düşünmez olursa ne olur? Helak olur. Biraz sohbeti uzatmış olmakla beraber yine de zamanında keselim. Eğer münasip görürseniz Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyh hazretlerinin yaptığı dualarla sohbetimizi ikmal edeceğiz. Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyh hazretleri her duasında ben size bir dua öğreteyim olmaz mı? Bu şeyde onu siz de tekrar edin. Bu şeyi unutmaz.
her duasında şunu tekrar ederdi. Allahümme ec'alid dünya fi eydina ve la tec'alha fi kulubina. Anlamadım. Ben anlatayım. Ben yazdırayım da size inşallah. Ya Rabbi, dünyayı bizim elimizde kıl, onu kalbimize sokma diye dua ederler. Ne kadar güzel dua değil mi? Tabii büyük insanlar güzel dua ederler. Allahümme ec'alid dünya fi eydina ve la tec'alha fi kulubina. Bakın burada bir kağıdım varsa ben yazayım da sonra siz de onun Arapçasını da yazayım. Türkçesini siz yazarsınız ama. Ben oraya yazayım mı? Yaz hadi. Allahümme. Renkliyle daha güzel yazacaksın. Allahümme ic'al, Allahümme ic'al el-dünya fi eydina ve la tec'alha ve la tec'alha kulubina. Ya Rabbi, dünyayı elimizde kıl, onu kalbimize sokma, onu kalbimizde kılma diye dua ederlerdi.